her an Süreyya'dan bir şey gelir, gelmez, iyi mi, ne yapıyor diye biz hayatımız boyunca böyle bir durum içinde yaşadık. Ama dedikleri gibi dobra ve kalbi çok temiz bir insandı. Şimdi aile babası çok renkli bir hayat yaşayan bir insandı. Ailemizin bizim jenerasyonda en renkli kişisi kimdi derseniz ben Süreyya derim. Yani Süreyya bizim ailemizin en renkli kişisiydi. Şimdi bir kuzenim olarak burada onun tabutu başında böyle bir söylevi yapmak bana çok zor geldi. Rahat uyu aslan. Ruhu şad olsun. Çok yani ilginç bir insan. Yani bu kadar sıkıntı çekti. Hiçbir zaman hayata küsmedi. Hep yaşam mücadelesi verdi. En son ana kadar yaşam mücadelesi verdi. Fakat onu bu yaşam mücadelesinde eşi Mükafat çok destekledi. Yani Mükafat Kara Kaplan'ın hakkı ödenmez. Bakın bunu samimi söylüyorum. Yelkenciler yetiştirdi. Türkiye yelken ve Karşıyaka yelkenimize çok büyük katkılar etti. Mekanı cennet olsun sahibine. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Operatör Doktor Cemil Tugay Karşıyaka'ya en başından itibaren çok sıcak yaklaşan gerçek belediye başkanı olarak huzurlarımıza çıkan gelen bir belediye başkanı. Karşıyaka'yı gerçekten çok seviyor. Görevlerini de yapıyor. Allah eşitliğini göstermesin. Bakın bugün de ben onun çok yoğun bir programı olduğunu biliyorum. Bugün devre resmi törenleri de var. Artı Sakız'dan bir heyet geldi. Onlarla da ilgileniyor. Ama buna rağmen buraya zaman ayırdı geldi. Kendisine çok teşekkür ederim. Değerli büyüklerim, değerli Karşıyakalılar. Bugün burada başta Kara Kaplan ailesi olmak üzere hepinizin acısını paylaşmak için bulunuyorum. Süreyya abiyle birkaç kez seçim öncesinde ve seçim sonrasında karşılaşma ve kısa konuşmalar yapma şansım oldu. Yani kendisini sadece çok kısa anılarla tanıyorum. Sizlerin anlattığı o deli dolu gençlik çağlarını, paylaştığınız o güzel zamanları, kendisinin başarılarını tabii ki bilmiyorum. Ama sizler bunun şahidiyseniz, bir parçasısınız. Ben de bu kentin belediye başkanı olarak bu acıya ortak olmak zorundayım. Kaldı ki tanıdığım kadarıyla kendisi ve ailesi zaten çok dünya güzeli insanlar. Çok büyük emekleri, katkıları olmuş bu camiaya. Karşıyaka'ya ve Karşıyaka Spor Kulübü'ne hizmeti geçmiş herkes sonuna kadar başımın üstündedir. Onların değerlerini yaşatmak, onların emanetlerine sahip çıkmak yaşadığım süre boyunca görevim olacaktır. Ve ben bu kulübün sahip olduğu her şeyi yaşatmak ve geliştirmek için hizmet etmeye hazırım. İnşallah bu sularda çok daha fazla çocuğumuzun yelken sporu yapması için, Karşıyaka Spor Kulübü'nün çok daha büyük başarılara erişmesi için çalışacağım. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Biraz önce sevgili Mükafat Hanım bana beni Süreyya abinin çok sevdiğini söyledi. Bilmiyordum böyle duyduğunu. Böyle olunca bir kat daha üzüldüm. Allah rahmet etsin. Toprağı bol olsun. Nur içinde yatsın.